Beauty neden telefonu açmıyor? Hadi söyle Artı. Karışık pilavımı beğendin mi? Çok beğendim. Ve çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Yaş. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika Artı. Sen devam et, hemen geliyorum. Başka bir şey yapmayacaksın değil mi? Hayır hayır hayır, ilgisi yok. Sen git. Annem 10 kere aramış. Alo. Alo anne. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Beni çok aramışsın, duymamışım. Her şey yolunda mı? Evet Artı, seninle önemli bir şey konuşmam gerek. Tamam. Söyle bana. Söyle ne oldu? Neyin var Artı? Çok öksürüyorsun. İyisin değil mi? Evet anne. Ben iyiyim. Hadi anlat. Benimle ne konuşacaktın? Söylesene anne. Neden üst üste aradın? Her şey yolunda değil mi? Sadece seni merak ettim kızım. İyi gidiyorsun değil mi? Seni birkaç kez aradım ama... Telefonu açmadın. İşin mi vardı yoksa? Benim işim yoktu ama Yaş'ın vardı. Bugün ne yaptı biliyor musun? Canım karışık pilav yemek istedi. O da beni pilavcıya getirdi. Ama beni kenara oturttu. Adamı uzaklaştırdı. Pilavı kendisi hazırladı. Benim için özel pilav yaptı. Ve açıkçası gerçekten çok güzel oldu. Domatesi, soğanı kendi elleriyle doğradı. Üstelik soğanı doğrarken gözlerinden yaş gelmeye başladı. Anne bir görsen, neredeyse ağlayacaktı. Bu bana o kadar komik geldi ki, o kadar çok güldüm ki. Anne? Alo anne? Evet, dinliyorum. Tamam, sonra ne oldu? Sesim neden öyle geliyor anne? Ağlıyor musun? Hayır hayır Artı, neden ağlayayım? Bak bu da tesadüf oldu. Ben de soğan doğruyordum. Gözümden yaş gelmeye başladı. Evet kızım. Ah, tamam. Evet sonra ne oldu? Anlat hadi. Sonra ne mi oldu? Sonra hazırladığı karışık pilavı bana verdi ve beğenip beğenmediğimi sordu. Önce onu biraz korkuttum. Yani yüzümü buruşturdum. Ama sonra ona fikrimi açıkça söyledim. Hazırladığı pilav çok güzeldi. Biliyor musun anne? Bugün çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Yaşın hem bana hem de doğacak çocuğumuza çok iyi baktığını rahatlıkla söyleyebilirim artık. Na, na, na. Ve anne, sana bir şey daha söylemek istiyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Ben bu evliliği yapmak istememiştim. Ama sen ve babam beni ikna etmiştiniz. Bu evliliğin hayatımı değiştireceğini söylemiştiniz. Senin için ikinci şans olacak demiştiniz. Ve anne, haklıydınız. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda çok mutluyum. Ve bu sadece sen ve babam sayesinde oldu. Anne. Bana yaptığınız bu iyiliği asla unutmayacağım. Yeter yeter. Seni deli kız. Tamam, şimdi eve git ve dinlen. Seninle sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam anne. Yakında görüşürüz, tamam mı? Arayacağım. Kendine iyi bak, hoşça kal. Artı'ya bir şey diyemem. Yaşla öyle mutluydu ki... Bu yüzden mi söyleyemedin? Ne zaman bu kadar kalpsiz oldun Şol? Oğlun bu yaşta ölüme her gün biraz daha yaklaşırken... Senin düşündüğün tek şey Artı'nın mutluluğu mu? Bu tavrın beni çok üzüyor. Bu haline inanamıyorum.
Raşant. Biraz su iç oğlum. Raşant. Raşant. Bu saatte Artie'nin telefonu mu çalıyor? Kim acaba? Alo, merhaba Yaş. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim oğlum. Artie ile konuşmak istiyorum. Şimdi konuşabilir miyim? Olurdu aslında ama Artie çok yorulmuştu. Bu yüzden de uyudu. Uyudu mu? Aslında uykuya dalması biraz zor oldu. Onu uyandırayım mı? Hayır. Sorun değil. O zaman sonra ararım oğlum. Ne oldu Şoba anne? Sen biraz endişeli gibisin. Hayır oğlum, yok bir şey, sağ ol. Hayır Şoba anne. Sen iyi değilsin, bu yüzden gece 11'de aradın. Biliyorum aslında sen Artie'yi merak ediyorsun. Şoba anne. İnsanlar herkese kızım diyebilir ama lafta kalır. Sense Artie'yi kendi kızından daha çok sevdin. Artie'nin nasıl ve ne durumda olduğunu bilmeye sonuna kadar hakkın var. Şoba anne, Artie ile birlikte o gün size çocuk alınmalı diyen doktora gittik ve tekrar test yapıldı. Bu sefer doktor dedi ki, kendine iyi bakarsa, strese girmezse ve ilaçlarını zamanında alırsa ve eğer doğru beslenirse Artie'nin çocuğu aldırması için herhangi bir sebep kalmayabilirmiş. Şoba anne, sana söz veriyorum. Ben Artie'ye çok iyi bakacağım. Üzüntü yaşamasına izin vermeyeceğim. Size söz veriyorum. Çocuğumuz mutlaka dünyaya gelecek. Sağlıklı ve güler yüzlü olacak. Şoba anne, benim için dua et. Sana verdiğim sözü en iyi şekilde tutmak istiyorum. Ve yine dua et ki dünyadaki hiçbir kötülük Artie'nin yanına yaklaşamasın. Alo? Evet. Evet oğlum. Dualarımız hep sizinle zaten. Sağ ol Şoba anne. İyi geceler. Size de iyi geceler. Ben seni çok iyi tanıyorum Şoba.
Hati ile asla konuşamayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.